Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OMSI 2 oynuyoruz ve Kajosofk'un çıkartmış olduğu Mercedes Staro O530 GLC'mizle bugün yolculuk yapacağız. Ne zaman çıktı? Bir 3 gün oldu herhalde çıkalık tahmin ediyorum ama galiba 3-4 gün önce olmuş olabilir. Şöyle dışarıdan bir gösterelim. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Mercedes Connector'dan sonra Scaro'da artık çıkış yaptı. Geleceği satın alabilirsiniz arkadaşlar. Az önce de söyledim. Satışa çıkmıştı zaten. Türk firma kaplamalarında yani İstanbul'u YKT'miz var. Hem sarı gamalı hem de eski yeşil olarak kullanabiliyorsunuz. Ben de eski yeşili tercih ettim. Tabii ki de lisanssızdı. O yüzden bir tane yeni bir skin pack buldum. İşte arkasında İETT falan işte İstanbul Belediyesi İETT kaplaması falan onları eklentisini buldum. Yani biliyorsunuz Mercedes'in lisansı da yok normalde. Kajosofko şekilde çıkarmıyor, lisansız çıkarıyor çünkü. Ama tabii bunların modları var zaten hepimiz biliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Şöyle dış koridora da bakalım. Dış koridor bu şekilde arkadaşlar. Ya şu otobüsü görünce özlüyorum. Mercedes O345'ten sonra en çok bindiğim otobüslerden birisi de Mercedes O530 arkadaşlar. Allah 10 numara 5 yıldız. Şimdi yine Sexpar kolları var. Aracımızın içi bu şekilde bu arada gördüğünüz üzere. Sexpar kollarımız yine var ama bazı arkadaşlarımız bunu bilmiyor olabilir. Şöyle gelin abi bakın burada bir Sexpar tableti var. Böyle ekran açılıyor bu şekilde. Bütün Sexpar'larınızı bir tuşa bakarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Door 1 mesela ön kapının şeyini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gösterirsem. Biri yaptığımda dış kapı açılıyor arkadaşlar. Dış kapının animasyonu var. 2'ye bastım yine dış kapı. Bu sefer böyle şeyle adını siz koyun. Borulu bir şekilde var arkadaşlar. 3'e bastığımda yine orijinal bu şekilde. 0'a bastığımda şu çevirmeli şey, orada bir çevirme şeyi var. Onlar olmuyor arkadaşlar. Ben şöyle 3 numarayı seçeyim. Aynı şekilde arka kapıları da yapabiliyorsunuz. Bu arada şu sarı ne işe yaradığını söyleyeyim. Eğer bunu basarsınız arkadaşlar, kapının havalandırmasını kesiyorsunuz. Yani bu kapıyı açamıyorsunuz. Bu havalandırma sistemi bu. İşte mesela örnek veriyorum hani koltukları değiştirebiliyorsunuz. Yani bu şekilde değil de yuvarlak bir şekilde. Şu üst taraflar yuvarlak şekilde oluyor. 345 konektörün versiyonu aynısını gibi düşünün. İşte şuradaki pencerenin şeylerini değiştirebiliyorsunuz. Açmalı işte otomatik. Yani skin pack'e gelip CTE kodundan ayarlamanıza da gerek yok. Yani bu şekilde bir şekilde değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Onu da söylemiş olalım. Yani organ da ayarlayabilirsiniz. CTE kodlarından da yazarak ayarlayabilirsiniz ama bu şekilde de oluyor. Bilginiz olsun. Ama buradan yaptığınız zaman kayık olmuyor. Yani tekrar otobüs iptal edip tekrardan aynı otobüs seçince yine eski Sexpar'lar kalıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün de yeni bir haritamız var. Beykoz haritası arkadaşlar. Beykoz map. Bakuhan Yılmaz kardeşimize selamlar olsun. Elin emeğine sağlık. Gerçekten güzel bir harita yapmış. Ben de tabii böyle biraz yolları gezdim. 15 ve 15F hakları var arkadaşlar. 15 ve 15F. Yalnız şöyle arkadaşlar. Hepsini giremiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani şu an harita küçük. Normalde biliyorsunuz 15 Üsküdar'dan 15F'ye Kadıköy'den kalkıyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyor bilmiyorumdur. Yani birisi Üsküdar Beykoz, birisi de Kadıköy Beykoz ama Üsküdar'la Kadıköy yok arkadaşlar. Onlar herhalde muhtemelen daha sonradan muhtemelen bakılan kardeşimiz güncelleme yapabilir diye tahmin ediyorum. Şu an onunla ilgili bir şey bilmiyorum ama bakalım bakan kardeşimizsin. Şimdi eline koluna sağlık. Muhtemelen belki versiyon 2'de güncellenir diye tahmin ediyorum. Çünkü versiyon 1 olarak yapılmış şu anda. Onu da belirtelim. Yani şu anda sizin oynayabileceğiniz haklar şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiftçi çınarlar
ve Şahin Kaya arkadaşlar. Bir de bir yer daha vardı sanırım, adını unuttum ama orayı niye göstermek anlamadım. Belki 15'in bir tane daha grua var. Oraya kadar gidiyorsun. Zaten ondan geçeceğiz bu arada. Ben bugün 15F hakkını aldım. Şahin Kaya'ya doğru gidecek arkadaşlar bugün. Böyle aracımızı çalıştıralım. Arabayı beğendim ya. Vallahi görün. Bu arada dashboard birebir aynı. Dashboard birebir aynı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada ses moduyla oynamıyorum. Kendi orijinal sesi. ZFS'ini kullanmıyorum. ZFS benim hoşuma gitmiyor. O yüzden voice kullanacağım. O yüzden kusura bakmayın. Neden ZF kullanmadın derseniz. Belki bir ses modu çıkabilir. Biliyorsunuz ben Connecto'daki orijinal sesini ben pek beğenmiyorum. Böyle arabadan pek ses gelmiyordu böyle. Onun için ben onun Morpin'in ses modu var arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Sakı bir geri alalım bu arada. Aynen. Şu öndeki araç muhtemelen şey. 15F. O zaman ben bir saat dilimini bir ayarlayayım. Ondan sonra tekrardan buluşalım arkadaşlar. Birazdan buradayım. Evet arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Evet zaten gördüğünüz gibi burada 15F. Bu arada önce şunu söyleyeceğim. Scaro'da tek eksik şu anda. Normalde biliyorsunuz Connecto'da harfleri yazabiliyorduk rakamların yanına. Ama bunda yazamıyoruz. Maalesef böyle bir sıkıntısı var. Kajo Sokun'un bir ayarlaması gerekiyor. Ben Connecto'da rahat bir şekilde yazabiliyorum. Hatta hepsini yazıyorum işte A, B, C falan. Ama bunda yazamıyoruz maalesef. O yüzden hani 15 yazdım buraya mecburen. Yani şey 15 ile 15F'ye oynayacağım. Bilginiz olsun. Sonradan yorumlara yazmayın yani. Evet, yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Ben bir şey daha söyleyecektim ama ne söyleyecektim unuttum. Ha bu arada şunu da yine buradan ön kapı yani kapı hareketli kapıyı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Her şey zaten ayarlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz yine. İbis değişik. Dijital İbis. İsterseniz yine eskisi gibi İbis ayarlayabiliyorsunuz. Connecto'daki İbis'i. Onu da belirtmiş olayım. Yok hemen oradan hak almıyorum arkadaşlar ya. Dayılar anlaşamıyordur. Şu anda Mercedes logosu yok gördüğünüz üzere. Onun şeyi çıkar zaten muhtemelen ya. Mogu çıkar yani. Kaplama mogu çıkar ona. Logo mogu. Bu arada Alper bakan kardeşim herhalde bu yapay zekanın araçlarını da boyamış sanırım. Bu az önceki kahverengi araç normalde hep sarı veya maviydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi ama kahverengi görmemiştim. Bilmiyorum bakalım. Bakan kardeşimize buradan selamlar olsun. Çok küçük bir hareket arkadaşlar ya. O konuda hani söyleyeyim. Dediğim gibi az önce de söyledim. Normal Kadıköy ve Beykoz'un olması lazım ama şu an oralar yok. Muhtemelen onları daha sonra halledecektir ya. Çünkü harika güzel, ben beğendim. Yollarını birazdan göreceksiniz. Beykoz Belediyesi. Ya Anadolu yakasında çok giden birisi değilim. Bu arada böyle bir fan sesi çıkıyor araçta. Ona gelse otomatik açılıyor, onu anlamadım. Şuradan bunu kapatabilirsiniz. Ya, araçta herhangi bir arıza marıza yok yani. Hop hop yavaş yavaş, bak durağı görmedim. Mavi
Motorun sesi bayağı iyi geliyor yalnız ha. Mesela Sex var Kogun'u da bahsetmiştim. Mesela şu manuel 1-2-3 otomatik testlerinde kapa kapa açabiliyorsunuz Sex var Kogun'larıyla. Şu analog değişebiliyor, şu dashboard. İster bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz diğer stereo modları var bilirsiniz. O biliyor olmanız lazım onları zaten. Aynı o ekranda yapabiliyorsunuz. Dip gaz yapalım. Dip gazı çok iyi ya. Merhaba, hoş geldiniz. Ama araba süper ya. Ha, Agam Burgan Go kalktı. Şimdi 3G kalkalım ya. 1-2 Go kart yok ama 3G bağıracak araç. Bak şimdi bak, iyi bakın. Aa, gerçi bunu burada yapamayız bak, şimdi gar sokaklara başladı. Anayola çıkarsak orada yapabiliriz. Gerçi burası gargil. Harbi çok keyifli oluyor böyle ya. Yalıköy. Ya şöyle bir sıkıntı var bak. Gurgum'da normalde Connect'ı hatırlayın. O düğmeler yanıyordu burada. Şimdi o da yok. Yani nereden ineceğini göremiyoruz, o yüzden iki kapıyı açmam gerekiyor mecburen. Bir onu düzeltmesi lazım, bir de bu hak alırken harfleri yazamıyorum. Öyle bir sıkıntısı var. Aa, otobüs geliyor, dur. O geçsin de. Dayı bana bunu yapma, arkadan araba gelir şimdi ya. Ora gar şimdi, yoksa girerdim de. Organ girer ya, gur girer. Ya bu da frene basmadan geçmiyor ya. Mesela ben bir gevirge böyle hızlandığında gevir saati 25-30'u gördüğünde, yani galiba 30'u gördüğünde hemen vites değiştiriyorum. Yani üçüncü viteslik aksa kalkıyorum genelde bu otobüs kullanınca. İlk testimde galiba şu kalktım. Güzel oluyor böyle. Hatta şimdi bir daha yapacağım onu. Ama şey, bunu şeyde deneyeceğim ama. Bu otobüsü de kurum ve maptada süreceğiz bu arkadaşlar, bilginiz olsun. Orga köy yollarında yine güzel yollarda gideceğiz. Hatta o bizim Man SL 202 ile bir şey yaptık ya. Onun dönüşünü bu araçla çekeceğim. Öndeki 15 değil mi? Aynen. Bu arada bu kapı kapanmadan önce biliyorsunuz konektörde bir ses çıkıyordu ya. Gık gık sonra şey kapanıyordu daha sonrasında. Onu yine ayarlayabiliyorsunuz set vardan. Ben bunu kapattım İETT aracında. Çünkü Skaro'da bu yoktu bizim şey, Skaro'da bu yoktu.
Sadece Connect Goga vardı, o yüzden çıkargı kapattım. Dayı gel sen gel. Dayı bana bunu yapma işte ya. Arka araba yok, dur geleyim geleyim. Bakalım, buralar çok dar be kardeşim ya. Ne yaptın sen ya? Baksana. Arabalar geçemiyor. Ki bugün şey, Kırıkaya Hamburger var, ben onu anlamadım ki. Argayı artık geçersin Burganga. Gökku yakalım da. Önlenen var mı? Yok. Yine önleniyorlar bu arada. Aa, dur lan, dur dur. Dur dur. Buyurun 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 buyurun. Uğraştırmayayım sizi, buyurun. Ha, burası şey arkadaşlar. 15'in son durağı şimdilik. Yani normalde burada biliyorsunuz. Son durağı değil burası. Burası Çift Kaçınarların son durağı. Bizim kalktığımız yer yine Çift Kaçınarlar değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sultaniye. Ha, Sultaniye tarafıymış bizim. Neyse. Daha ezbere bilmiyorum arkadaşlar buraları. Ben nereden bileyim yani? On beş seferin yapanlar orada Songura oluyor. Bizimki bir iki dakika daha ileride. Tümsek var herhalde. Aynen. Cevizli bahçe. Önden ne var kardeş? Hadi sen giyin bakayım. V kalkmış. Gel ablacığım.
Burada yok bir park etmiş. Dönüşünü yapalım mı? Gerek yok ya. Dönüşünü yapmaya gerek yok. Bu viga kısa olsun. Evet, burası da son durağımız. Arkadaşlar. Şahinkara garajı. Şahinkaya özledim. Şahinkara neler çıktı ya. Hop hop araba geliyor ya, burada sıkıntı var ya, dur. Buradan nasıl anlayacak şimdi arabanın gelip gelmediğini, içimizden geçmesin bunlar. Buradan çok araba geldi çünkü. Neyse gelen yok şu anda. Evet. Aa niye buraya inmediniz? O burası son durak lan. Allah Allah niye buraya inmediler? Bakayım şimdi inecek misiniz? Allah Allah niye inmediler onlar? Allah Allah. Dur şöyle yapalım bakayım. Ya şimdi şöyle Songurak dinen olmadı benim aklım ilk seferde ama yani Vigo kış aklım seferde inen olmadı da Songurak'ta. Yani şöyle Songurak'ta yolcu yoktu. Hani Songurak'a geldiğim kadar yolcu yoktu. Şu an inmeleri lazım. Ha şimdi oldu, tamam. Tur atmamız lazımmış oradan. Ya burada yolcu indirmedim yani, öyle diyeyim size. Ama arkadaşlar burada Vigo'da yolcu inmeleri kıttı yolcuların da. Bu Grak'ta inmeleri kıttı yani. Neyse aracımızı stop edelim. Kontağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Tekrardan bakan kardeşimin eline, emeğine sağlık. Şimdiden bu harika için kendisine başarılar diliyoruz. Kajon Softlara selam olsun. Adam harbiden yapmış yine. Bakalım, ben yine ondan eski böyle otobüsler bekliyorum. Sanos falan mı gelir artık bilmiyorum. Yani bir şey beklerim ondan. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kendinize bakın. Hoşçakalın.